gerçekten bölgeden bildiriyor. Konum bildirdi ya. Konum bildiriyor. Burada başladı şu an, yani gerçekten helal olsun sana, bunu söylemek istiyoruz buradan. Herkes alkışlarla Şahan'a teşekkürler ediyor. Çünkü yapmış olduğu doğru ve yerinde çağrılarla... Tam bir haberci. Evet. Vallahi helal olsun. Müthiş bir duyarlılık sağladı ve yardımları topladı oraya. Dün gece de anlattı. Sürekli. Sosyal medyadan, yani yaptığı bakalım canlı yayınları bilmiyorum, görüyor musun? Yüz binlerce insan. Hı hı. Dün gece neler anlatmış bakalım. Değerli dostlar, gecenin 2.30-3'ü artık herhalde. Bakın bu arkadaki bizim evimiz. Hani... 2 katlı 30 milyon TL'ye aldığım malikanem. Şöyle bir yakına gireyim, görün. Tek katlı bir köy eviydi aslında. Ama öyle dediler. Evet arkadaşlar. Evimizin arkası bu şekilde. Yerimizin, yurdumuzun arkası bu şekilde. Şu anda tam döndüreyim size, görün. 2-3 güne gelir dediğimiz yangın bakın bu halde. Bütün vadiyi sardı. Bizim evimize doğru sol taraftan inecek. Bu şu ana kadar gördüğümüz en kuvvetli yangın olabilir. Yaklaşık yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde bu alevleri uzak tutmaya çalışacak olan. Söndüremeyiz çünkü biz bunu. Elimizdeki imkan mümkün değil ama uzak tutmaya çalışacağım. Sol yakadan geliyor. Allah bizleri korusun. Bütün yarımada yanacak dedim. Bu uzanacak, gidecek, Turgut'a kadar gidecek dedim. Ve gidiyor. Şu anda artık Turgut'un üstünde sayılır. Havadan kül yağıyor. Bakın arkadan coştu tekrar. Şu görüntü o kadar kötü bir şey ki. O kadar kötü bir şey ki. Değerli dostlar. Cehennem burası şu anda. Burası şu anda cehennem. Bir stadyum gibi bütün etrafımız alevlerle çevrili. Hem de çok büyük alevlerle çevrili. Çok büyük alevlerle çevrili. Şu anda yayını kapatacağım ve hazırlık yapacağım. Müsaade ederseniz uyuyanları uyandıracağım ve hazırlığa başlayacağım. Merak etmeyin. Bir şey yokken tahliye edeceğiz kendimizi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Anlatmaya devam edeceğim. Bu ormanlar yandığı sürece ben gösterebildiğim kadar göstereceğim. Ama belki bir süre yayın yapamayabilirim. Çünkü burada koşuşturacağız. Kalın sağlıcakla. Sosyal medyayı doğru kullanmak, yerinde kullanmak işte budur. Panik havası yaratmadan, evet, sakinlikle durumu çok güzel bir şekilde özetleyip yapılabilecekleri, kendi kapasitesiyle yapabileceklerini anlattı burada. Bazı mesajlar da var abi, diyorlar evi orada olmasa yine aynı duyarlılıkla orada olur muydu acaba? Bence. De, ya elbette ki Şahan'ı tanıyoruz, biliyoruz, son derece duyarlı bir arkadaşımız. Şahan büyük geçmiş sesini olsun. Duyduğumuz bir arkadaşımız. Sesini duyamadığımız, evet, onun gibi duyarlı çok fazla vatandaşımız da var sahada. Hepsinden Allah razı olsun. En azından o bölgedeki insanımızın sesi oldu.